Hadi kahvaltını çabuk bitir. Doktora geç kalacaksın. Ha, tamam, gözünü seveyim. Sabah sabah dırıldanma ya. Bak, psikologdan randevu aldım. Doktor sonrası psikoloğa gidiyoruz, tamam mı? Ya gözünü seveyim, düş yakamdan ya. Haluk'cum, bu çocuğumuz için gerekli bir şey. Evlat edinmeden önce psikolojimizi hazırlamamız lazım. Bunun için de psikoloğa gitmemiz lazım. Benim psikolojim zaten hazır. Ama çok istiyorsan gidelim. Ne güzelmiş ya. Ben bilsem daha önce isterdim çocuğu. Ha bu arada çocuk esirgeme kurumunda da randevumuz var. En sonunda oraya gideriz, tamam mı? Ne kadar çok iş yapacağız ya. Akşam Avuç'un evine gideceğiz. Acaba diyorum ben şu prostat muayenesine gitmesem ben. Hayır, ne alakası var? Yani muayene ve diğer randevular gündüz. Biz Emre'nin evine akşam gideceğiz. Hepsine vaktin var. Yumurtanı daha hızlı yiyebilirsin. Ne? Akşam Havuca giderken malzemeleri sen mi alırsın yoksa ben mi alayım? Şimdi onun dolabı tam takırdır. Elimiz boş gitmeyelim. Ben hallederim, sen merak etme. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. Günaydın. Oo, Kadriye Hanım, ne güzel sürpriz. Buyurun. Sağ ol evladım. Buyurun buyurun, kahvaltı yaptınız mı? Sağ olun Meltem Hanımcığım, yaptık biz. Çok teşekkür ederim. Geç geç. Haluk Bey, annemin sizden küçük bir ricası olacak. Tabii, başım üstüne. Buyurun. Estağfurullah. Haluk Bey oğlum, duymuşsunuzdur. Hayırlı bir şeyler için böyle ben bazı işlere kalkıştım. Hayırlısıyla evleniyorum, gelin oluyorum. Evet, duyduk, duyduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben her şeyin adabıyla olmasını istiyorum. Çünkü birinci evliliğimden böyle içimde uhde kalan bazı şeyler var. Ama sağ olsun Remzi Bey bir dediğim iki etmiyor. Ne güzel, ne güzel. Ay bir görseniz pek böyle bir nur yüzlü, pek sevimli. Adam hasta etmem ne? Neyse, Remzi Bey beni bu akşam istemeye gelecek. Helal olsun. Tabii yani isteme evlilik kurumunun ilk önemli hani şartıdır, değil mi? Yani, tabii. Ailelerin rızası önemlidir. Tabii. Ne güzel böyle her şeyde kuralına uygun yapıyorsunuz. En başından başlamışsınız. Çok hoş. Evet. Ben her şeyin adabında olmasını istiyorum Meltem Hanımcığım. Tabii tabii, öyle olması lazım. Ve bu akşam istemeye geliyorlar yani. Evet, isteyecek Remziciğim ama kimden artık? Kimden? Evet, kimden isteyecekler? Vallahi düşündüm, taşındım. Çok düşündüm, aklıma bir isim geldi. Kim? Sen. Ben mi? Evet, Remzi Bey gelip beni senden isteyecek. İyi de Kadriye Hanım, ben o işlerden anlamam ki. Yani duyguda bile çok zorlanmıştım. Sorun yani. Dil tutuluyor. Evet. Beceremezsen evlenmeyiz. Yani takma kafana yani. Ay bilmiyorum şimdi yani. Yaşlı bir kadının kalbini kıracak mısın Haluk Bey oğlum? Yok canım, sizin kalbinizi kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Tamam, gelsin Remzi Bey. Aslanım benim. Yani kartalım deseydiniz keşke. Anlamadım. Hani aslanım yerine kartalım deseydiniz, kartal. Demem mi ya? Kartalım benim. Emine, hazırlık yapalım. Tamam Meltem Hanım. Bu Remzi Bey nasıl biri? Yani şimdi böyle ne diyeyim, ben diyeyim de yani böyle siz sürprizlere hazırlıklı olun. Hani. Adam hasta etme Emine. O zaman akşamüstü sizdeyiz. Ben gideyim. Tabii tabii. Bir şeye ihtiyacınız olursa Hüseyin bana söylesin. Çok teşekkür ederim Haluk Bey evladım. Sağ olun, var olun. Rica ederiz. Emineciğim, istersen sen de hazırlıklar için Kadriye Hanım'la git, yardım edeceksen. Thank you Meltem Hanım. No go, no go.
Ay, ne dedi? Yani bunu bana birisi çevirecek mi? Sizinle gelemeyecekmiş. Onu söyledi. Ha, olsun, ziyanı yok. O zaman ben erkenden gideyim de yapacağım hazırlıklar var. Oldu. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Akşama görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Güle güle anne. Ne kadar zamandır görüşüyorlar Remzi Bey'le? Vallahi dün bir, bugün iki. Aa, bir şey söyleyeceğim yani evlilik ciddi bir şey. İyi düşündü mü acaba Kadriye Hanım? Her şeye rağmen kararı kesinmiş. Her şeye rağmen derken emin mi? Gelince görürsünüz. Ben bu Remzi Bey'i bayağı bir merak etmeye başladım. Ben de. Haluk. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen de gelip yine beni babamdan istesene. Böyle nostalji yapalım. Ben sana tuzlu kahve yapayım. Sen onu böyle zorla iç. Of. Hasbinallah yarabbi ya. Gene başladık saçma sapan şeyler istemeye. Ay bir şey söylediğimde bir kere de ilk seferinde tamam de. Yine saçma sapan şeyler istiyorsun. Ayrıca hakkımı yeme. Çünkü psikoloğa gidelim dedim, ben de tamam dedim. Bunu benim için değil, çocuk için kabul ettin. Fark etmez, tamam dedim mi demedim. Dedim. Benim için kabul etmedin tabii. O benim için değil. Ama geldi, ben gidiyorum. Ama psikoloğa gelirim dedim mi demedim mi? Ne için olduğu önemli değil. Ya tamam da ben... Benim için gelmiyorsun ki. Benim için gelmiyorsun. Benim için gelmiyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.